kara balina, 5 tanesi 25, 5 tanesi 25. İğneler, firketeler, çocuklara balonlar var. Yakalara balena. Yakalara balena, 5 tanesi. Cevdet abi, gelsene be. İşim var, gideceğim. Alışveriş edeceğiz oğlum. İşler tıkırında mı? İşte. Çeşidin az, çeşidin. Kaç para bu? 25. İnsan böyle böyle yosun tutar. Sabah babanı gördüm, anlattı. Mektebi bıraktığın iyi olmuş. Hadi güzel abilerim. Verin bir bahşişçik fakire. Bak bizim patrona, ona git. Adem abine git. Asıl sizde patron hali var. Hadi güzel abilerim. İstemez, kalsın. Kalsın dedik ya. Beğenmedin mi yoksa? Sen bilirsin. Amma da iş be. Şoför güzeli Adem derler adına. Tosla tekliği bakayım falına. Sen benim adımı ne biliyorsun kız? Ayıp ettin abi! Kim bilmez senin adını? Hadi bir bahşiş ver! 2 göbek at vereyim! Kaç para vereceksin? 50 kuruş! Ver bakalım! Vay anasına be! 2 seneye kalmaz tam olacak! Kimdi o? Hangisi? Ufaklık! İşportacı! Aa! Bizim yeni dalgalı üvey oğlu. Oğlun yani. Kocası? Morukta iş yok. Dalgan yerinde desene. Karı kıyak. Bana da meyli var ama güzellik karnını doyurmuyor. Mangizi varsa, bir taksi çekerse altıma ne âlâ. Güzelse kahrı çekilir. Anlamadım. Bu gençliğin kıymetini bilmezsem Allah sonunda beni sürüm sürüm süründürür. Şöyle mavi bir dosota çektim mi, siz seyredin Adem abinizi. Ne olur yani? Ne olur var mı Aybeci, zilliğinizi kırmak için etrafımda pervane kesilirsiniz. Anlamadım, domates mi dedin? Sen değil patron, haşa, ferişte olsan seni eteklemem be! Şakında, karıda sahiden mak var mı diyorsun? Anlayacağız.
Anneme açılmış biraz. Bu akşam için yemeğe buyurun demiş. Adem Bey'e maşallah! Kıyak dalga be! Ben yavaş yavaş kırsam iyi olacak. Bir de ufak almalı giderken. Elini çabuk tut da zillikten kurtulalım. Haybeciler nasıl? Nasır da yumuşadı. Hadi gel bir beş yapalım. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Sakla beni onu, sakla. Çocuklar, öğretmenin Cevdet'i çağırdığını söyleyecek miyiz? Annem onunla konuşmama müsaade etmiyor. Annesi kötüymüş. O babası var ya babası! Biliyorum, evde bulaşık yıkarmış. Hem bulaşık yıkıyor, hem de yeni karısından evde terlikle dayak yiyor. Cevdet! Cevdet! Niçin okula gelmiyorsun? Bu son senen. Yoksa evden mi bırakmıyorlar? Cevap versene. Çalışmak ayıp değil ama... tatillerde, okulun olmadığı günlerde... evden mi bırakmıyorlar yoksa? Babana kendisiyle görüşmek istediğimi söyle. Yahut da ben söylerim. Hadi. Ne oldu? 20 gündür okula gelmiyordu. Üvey annesi yollamıyor. Nasıl? Ben mi? Havadisi kadınlardan al. Bana yardıma gelen kadın anlattı. Çocuğun annesi ölünce... babası... evdeki genç hizmetçiyle evleniyor. Sonra? Arada 30 yaş fark olunca ne olur? Tabii kadın dizginleri ele alıyor. İşe evvelce hizmet etmekte olduğu çocuğu ezmekle başlıyor. Okula yollamamak filan... bunun son kısımları. Pek usluda durmuyormuş Güven galiba. Annesi mi? Hı? Bu çocuğa yardım et. Elimden geleni yapacağım. Böyle yüzlerce, binlerce çocuk daha var belki. Bizim tanımadığımız, cehalete, haylazlığa, suçluluğa itilen çocuklar. Tek tek mücadelenin ne faydası var? Bu gözümüzün önünde. Öyle. Yarın bizim de bir çocuğumuz olacak. Doğrusu yengem sahiden melek! Başkası olsa benim yerimde bir gün bile kahrını çekmez veledim! Bana bir posta koydu bugün, şaşarsın! Sen onu yolla teyzesinin yanına, bitti gitti! Bakalım! Bakkala bırakma satar! Ne olur oğlum hadi! Oğlum deme bak! Ne olacak? Anneme söylersem nafaka ister, karışmam! İlahi Adem efendi! Hiç güleceğim yoktu! Hadi şerefe! Şerefe! Senin arkadaştan bahsediyordun. Ha, tutmuş bana erkeklikten bahsediyor. Ulan erkek kim, sen kim? Erkek adam karısının gözüne baktı mı anlayacak ne yolda gezdiğini. Ben oldum bitti öleyim. Ama bizim Abdüssamet eşiğin biri! Karı yanı başında kırıştırır, bizim hayvan dünyadan habersiz! Herkes kocan gibi leblebiden nem kapsa, dünyada boynuzlu kalmaz! Ya o rakı da kalmadı!
Bizde biraz olacaktı galiba. Hı, ben gidip getireyim. Hadi! Şerefe dur oğlum! Şerefim var olsun İhsan efendi! Hadi baba, şu şişenin dibindekini de temizleyelim. Şerefe baba! Sızdı galiba. Kapı! Annem olacak. Moru yatağına götürelim. Şehnazcığım benim. Biraz galiba kaçırdık be. Seni Adem'e vereyim mi? Kızım seni Adem'e vereyim mi? İsterim babacığım, isterim. Onun adı Adem, öpüşü badem. İsterim babacığım, isterim. Onun adı Adem, öpüşü badem. Sen daha burada mısın? Niye işe gitmedin? Ne bakıyorsun öyle? Ne bakıyorsun, cevap versene! Her şeyi biliyorum! Ne demek istiyorsun? Her şeyi gördüm. Hepsini babama söyleyeceğim. Yılan! Kim o? Oo, sen miydin Şehnazcığım, buyur! Bu ne güzellik, bu ne civanlık! Gün günden güzelleşiyorsun kız! Oh, teyzeciğim, sorma! Ne oldu, ne var? Sorma başıma gelenleri! Anlatsana kız! Akşam ben çıkarken aşağıda pabuçları duruyordu, şüphelendim ama! Bizi gözetlemiş anlaşılan! Gözetlenecek ne var ki? Yok! Yok ama... Gevezelik mi etti? Babasına değil tabii. Sabah işe geç kalmış, biraz söyleneyim dedim. Suratıma çemkirmez mi? Ne diyor? Her şeyi gördüm, babama söyleyeceğim diyor. Hı. İhsan efendi onu dinlemez ama ne de olsa... Zaten ortada bir şey de yok. Ben pazara inip biraz öteberi alacaktım. Demek gözetlemiş. Siz oturun, ben şimdi gider gelirim. Olmaz? Geç kalma. Merak etme, bir solukta gider gelirim. Geç kalmasını niçin istemiyorsun? Cevap versene. Ne bileyim ben? İçeri geç geliyorum. İçeri geçene kız. Ne olacak içeride? Hiç, kardeş kardeş oturacağız.
Bizim işler böyle pis işte. Olsun. Ömrümün sonuna kadar yağlı karalar içinde yaşamak istemem. Ne yapacaksın ya? Bakalım. Allah belki de 15-20 bin verebilecek bir karı çıkarır karşıma. O zaman iyi kötü bir taksi uydurur, ben de patronunun rahatına ererim. Hadi gel. Olmaz şimdi. Niye? Annen geliverir. Sonra bir de giderse mahallelinin kulağına. Evleniriz, olur biter. Günde temiz bir yüzük çıkaran mavi bir dosotam olsa, sen de karım olsan... Olmayacak ne var? Sen istedikten sonra... Hiç olmazsa bir 10 bincik lazım. 10 bin diyorum. Sana 10 bin değil, 50 bin, 100 bin feda olsun. İstersen bu parayı bulabilirsin. Söyle. Söyle, sana dünya feda olsun. Ah canım. Kocanın kara çantası var ya. Hı? O paralar kocamın değil ki. Aha. Kocanın olmayan parayla araba vermezler mi yani? Verirler ama para fabrikanın. Adama hapse atarlar sonra. Tahta oturtacak değiller ya. Ama onu bu kadar çok seviyorsan o başka. Adem. Yaş 70, işi bitmiş. Bir 70 sene daha yaşayacak değil ha. Halbuki biz genciz, asıl para bize lazım. Adem. Yakalara balina, yakalara balina. Açık ya Amerikan ciket, açık ya Amerikan yakalara balina, yakalara balina. Ciketler, iğneler. Al bakalım yavrum, tamam? Tamam teyze, teşekkür ederim. Bir paket jilet verir misin küçük? Eve gitmiyor musun? Gidiyorum. İşin eğlenceli değil mi? Eğlenceli. Nasıl gitti bugün işler? Çeşidim az. Sen de kalsın, annene söyleme. Merak etme, söyleme. O benim annem değil. İhsan Hanım geliyor. Ben asıl çocuğa acıyorum. İnsan Adem gibi anasının gözünü genç karısının yanına sokar mı? Aklı olan sokmaz tabii. Aklı olsa kızı yaşında karı almazdı. Hadi eyvallah. Güle güle Müfit amca. Buyurun Malim Bey. Bir ekmek, bir paket makarna, bir de sigara. Şimdi verin. Selamun aleyküm İhsan Efendi. Aleyküm selam. Başka bir şey istiyor musunuz? Hayır, teşekkür ederim. Ne etti? 375. Sizinle görüşmek istiyordum. Cevdet için. Yarın okula kadar gelir misiniz? Tabii gelirim, tabii. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Siz ne arzu ediyorsunuz İhsan Efendi? Bana 5 yumurta, bir ekmek, biraz da sucuk ver. Vay İhsan baba! Oh, merhaba Adem. Bakıyorum çanta dolu gene. Dolu bile olsa bana ne, sana ne? El parası bu, el parasıyla oyun olur mu? Nasılsın akşamdan beri? Biraz fazla kaçırdık galiba, hep iyidir içmiyordum. Kaç para bu? 6 lira. Al bakalım delikanlı.
İstemem. Çikolata? İstemem. Ne biçim adamsın yahu? Adem abin sana çikolata alıyor, sen ona surat ediyorsun. İstemem ne demek? İstemiyorum. Sen bu koskoca çikolatayı reddedecek adam mısın? Hayvan! İhsan baba, boş ver. Bırak Allah'ını seversen, biz onu adam edelim diye uğraşıyoruz. O gün geçtikçe daha küstah, daha terbiyesiz oluyor. İstemezmiş, eşeğe bak! Boş ver, bırak şimdi çikolata dalgasını da beni dinle. Pişman olduk ya. Haklısın. Yarın akşam gene bir alem yapalım ha. Bu sefer masraflar benden. Gene sizde toplanırız istersen. Bizimkine bir söyleyeyim de. Tabii tabii, söyle. Deftere mi yazacağız gene? Deftere. Birkaç güne kadar öderim. Peki öyle olsun. Hadi güle eyvallah. Güle güle İhsan baba. Yenge hürmetler. Baş üstüne. Dalgan yerinde bakıyorum. Kadın da hani yenecek lokma. Komşu karısına, komşu kızına, yan bakanın anasını avradını... Ben namuslu adamım arkadaş. Dinimi Allah'ımı bilirim. Yürü! Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Geç, geç içeri. Buyur. İt, it oğlu it! Üç gün işportacılık yapıp 5-10 kuruş kazandın diye adam mı oldun? He? Ne var Allah aşkına İhsan efendi? Ne oluyor? Bir karış bacağı ile kendini adam sanıyor. Otur hele! Bana nasihat etmeye kalkmaz mı? Ne diyor? Adem efendinin bize gelmesini istemiyormuş. Hayvana bak! Niye istemiyormuş? Kanı kaynamamış keratanın! Sen kendini üzme! Zaten bütün bunlar sana değil, bana! Sana mı? Ne demek? Ne demek olacak? Annesinin yerine geldim ya! Elbette geleceksin! Sittin sene yasını tutacak değilim ya hasta anasının! Öyle ama... Aması maması yok! Bir değil 5000 Cevdet feda olsun senin kesip attığın tırnağa! İki paralık değeri yok gözümde! Daha ileri giderse kuyruğundan tuttuğum gibi atarım vallahi! Piyasa taksileri kaça verdiklerini biliyor musun? Yenilerini mi? Yenilerini! Vallahi bilmiyorum, sorar öğrenirim yarın! Ne yapacaktın? Hiç, sordum! Taksi dedin de aklıma geldi, Adem'i gördüm bakkalda! Yarın akşam yine toplanalım diyor, tabii izin verirsen! Ben senin sağlığını düşünüyorum. Evde aklı başında insanlarla uslu uslu içtikten sonra... her gece iç istersen. Nur ol Şehnaz, nur ol yavrum. Yalnız yapılan masraflara bakıyorum da... Masraflar Adem çekecek. Bir de... Ne var? Dedikodudan da korkmuyor değilim. Ne dedikodusu? Bu mahalleyi, pis komşuları biliyorsun. Allah göstermesin, insana hemen iftira ediverirler. Anlamadım, ne derler? Ne bileyim ben! İçeriye adam alıyor, genç karısının yanında bekarlar akı içiyor derler. Hiç kimse keyfimin kahyası değil! Ben senin namusunu bilmez miyim? Ben senin evine, kocana bağlılığını bilmez miyim? Nereye gidiyorsun? Karışma kocacığım, sana ne? Bana ne olur mu karıcığım? Ne de olsa evlat! O senin kıymetini biliyor mu? Her gün bir dert açıyor başıma! Akşam öğretmenini gördüm. Yarın okulda bekliyormuş beni. Ne yapacakmış? Cevdet'in işini görüşeceğim dedi. Biliyorsun ilk öğretim mecburiyeti var. Zahir çocuk mektebe gitmeyince... Yolla istersen! Sahi mi söylüyorsun? Zaten çalışıp da getirdiği ne? Üstelik aylak gezdikçe daha küstah, daha terbiyesiz oluyor. İlki bitirsin hiç olmazsa. Nur ol Şehnaz! Allah seni iki cihanda aziz etsin! 100! Gelmedi! 114! Buradayım! 119! Buradayım! 122! Gelmiyor öğretmenim! Girin! Geç yerine! 127! Buradayım! Gel!
Eve geç Cevdet. Bahçeye inip arkadaşlarınla oynamıyorsun. Ne vuruyorsun be? Sana söylüyorum, ne karışıyorsun oyunumuza? Git kendin gibilerle oyna, pis işportacı! Allah'ın rezilatını bir kaçın aşağı! Buraya vur! 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 Öğretmenim! Öğretmenim! Bak kavga ediyorlar! Biz orada oynuyorduk, Cevdet geldi topumuzu aldı, sonra da Erol'a vurdu! Arkadaşlarının oyunu bozmaya utanmıyor musun ha? Öğretmenim! Utanmıyor musun? Faydası da müdür odasına gel! Sizi de bir daha kavga ederken görmeyeyim! Dağılın bakayım hadi! Hepiniz! Hepiniz yerlerinize dağılın! Ne duruyorsunuz? Dağılsanıza! Yahu ben bu kadar gülünecek bir şey demedim ki! Ne dediydin bakayım? Ha? Adem'e piyasadaki taksilerin kaça satıldığını sordum! Sızdı. Hadi gel. Düşündün mü? Hı? Neyi? Dün söylediğim meseleyi. Vallahi bilmem ki Adem. Bana darıldın mı? Darılma bana. Seni seviyorum Adem. Çok seviyorum. Seviyorum ama... Korkuyorsun değil mi? Elimde değil. Adem... Seni yılan seni! Öldüreyim mi? Yapma! Kesin mi? Yapma bırak! Adem! Adem yapma! Söylemem, öldürseler söylemem! Ha söyle! Zaten bir şey yok ki! Ne bir şey gördün ne bir şey duydun! Görmedim, duymadım! İyit oğlu iyit! Bak, hiç şakam yok! Gevezelik ettiğini duyarsam bir daha yakalarsam öldürürüm! Gırtlağını kesiveririm anladın mı? Hadi bas!
Bakıyor enayi. Çakıyorsun ya. Bu resmi sen mi çizdin? Ben çizdim, ne olacak? Karışmayın, izliyoruz! Amca, amca! Cevdet var ya Cevdet, Eyol'u dövüyor! Kayhan'ı öldürdü, belki Eyol abi de öldürmüştü! Kim öldürdü Erol'u? Cevdet! Cevdet de kim, nerede? İnşaatın önünde, koşu! Oh! Oh kafam! Ay! Ay! Başım! Oğlum! Ay, oğlum! Başım. Evladım! Oğlum! Evladım! Söyle bakayım, kim vurdu sana? Baba! Söyle, kim vurdu baba, sana? Cevdet vurdu baba! Cevdet mi? Evet! Cevdet, ha, bana bak İhsan efendi, sen kim oluyorsun da oğlun çocuğuma kafa atıyor? Beyefendiciğim, sen ne oğluna ne de karısına sahip olamayan bir zavallısın! Beyefendi, karakola gidin, hükümet cezasını versin! Çocuğun ağzını vurdurmuş ya! Gideceğim! Allah kahretsin! Allah göstereyim ben size! Sanayıp duruyorum, namussuz! Yürü! Yürü! Ne oluyor İhsan baba, boş ver, boş ver, vurma! Yapma İhsan, dur İhsan efendi, dur sinirlenme, dur İhsan efendi! Mahvoldum, mahvoldum! Allah belasını versin hepsinin, ben sana demiştim, dedikoduya lafa söze kalacağız demiştim, dinlemedin! Ben bir öleceğimi bilmem, kaç vakittir içim gazel gibi titriyordu! Durun bakalım yahu, hemen bozulmayın! Aman yarabbim, eğer ne düşmanımız varmış, ne düşmanımız! İhsan baba, İhsan baba! Ben kendisine söyledim, bu ağzı karaların dedikodu yapmasından korkuyorum dedim, işte yüzüm! Cevdet, ah, ah ki ah! Yılan, yılan namussuz! Ana baba düşmanı! Ben hadi üvey anneyim! Üvey anne ne demek? Beni adam yerine saymıyor ki! Saymıyorsa defolur gider evimden! Gidiyorum, gidiyorum işte, bir daha da hiç gelmeyeceğim! İt oğlu it! İt değilim ben! İtsin! Değilim! Nedir senin bu azgınlığın ulan? Allah belasını versin, sizin de evinizin de! Gidiyorum işte, bir daha da hiç gelmeyeceğim! Aramayın beni! Defol, defol! Alacağınız olsun, hepinizin alacağı olsun! İhsan bey ile oğlunu komiser bey karakola çağırıyor. Şimdi ne yapacağız ha? Ne yapacağız şimdi? Adem efendi senden gitsin. Ha, hadi gidelim. Dalın lan ergeleler, dalın! Sana bir şey söyleyeyim mi amca? Karakolda müdafaa etme oğlan. Cezasını çeksin. Eder miyim? Hadi. Etmem! Burun ancak böyle sürtülür. Şu hale bak! Rezil, kepaz herif! Mahalleden atmalı değiyorsun! Bu mahalle çok adi, çok ama, bayağı evet, bir doğru mahalle! Göya sen! Ben mi? Evet, bizimkiyle bilmem ne oluyor! İşte bu canavar komiser bey! İşte bu oğlumu öldürmek isteyen! Davacıyım ben bunlardan, davacıyım! Yavrumun başını patlatacakmış! Evet ya, doğru tamam, söylüyor, doğru, öyle doğru işte! Anladım efendim, anladım! Gereken neyse yapacağım! Sen misin çocuğun babası? Benim ama, olmaz olsun böyle evlat komiser bey! Niçin? Niçin olacak? Aksi, uğursuz, itin biri! Mikrop, mikrobun biri! Ben memnun muyum sanki? Değilim! Değilim ama ne yapayım? Evlat bulunmuş bir sefer! Başını boş bırakır, kendi keyfinden başka bir şey düşünmezsen böyle olur işte! Neden kavga ettiklerini biliyor musun? Bilmiyorum! Benim oğlum melektir, melek! Benim oğlum kız gibi büyüdü! Sınıfını pekiyle geçer, kimseye karışmaz! Küfür bilmez! Peki, peki, anladım efendim! Ama, komiser bey! Bir dakika beyefendi, gel bakayım! Yaklaş şöyle! Neden kavga ettiniz? Meydanda oynuyorlarmış, aniden karşılarına çıkmış, başlamış öyle küfür mi etmeye! Okulda kavga çıkarmış! Babaları, anneleri davacı! Şimdi zabıt tutar, seni savcılığa teslim edersem hapse girersin! Hapse atmalı! Hapse atmalı ki aklı başına gelsin! Durup dururken mi kavga çıkardın? Cevap versene! Hayır! Sebep neydi? Yalan söylüyor, komiser bey! Rica ederim, bizi mi dinleyeceksiniz, yoksa bu serseriyi mi?
Vazifeme müdahale etmeyin beyefendi. İcap ederse daha yüksek mercilere müracaat edeceğim. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız, lütfen oturun. Ben evladımı sokakta bulmadım. Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Alın beyleri dışarı, zabıt tutulsun. Gereken muamele neyse yapılsın. Baş üstüne. Gir bakalım. Yakışıklı polis abiciğim benim. İnşallah komiser olursun yakında. Ver Cevriye'ne bir kibrit, bakayım falına. Ne yapacaksın kibritle? Kibrit falı bakacağım. Nasıl falı öyle? Ver de bakayım. Yüreğinde ne varsa söyleyeyim. Sigara içtiğini görürsem karışmam. Tövbe de! Benim kadar çocuk sigara içer mi? Kaç tane kibrit lazım? 13 tane. Niye o kadar? Bilmem, öyle öğrettiler bize. Demek bunun da mektebi var. Hoş geldin. Yalnız canım sıkılıyordu zaten. Sigara içer misin? Ben seni tanıyorum. Sen işportacılık yapıyordun, değil mi? Sirkeci de Adem'le falan konuşmuştun. Öyle değil mi? O oynayan sen miydin? Bendim ya. Niye geldin buraya, kavga mı ettin? Yok canım, ufak iş. Canım muz istedi. Cepte de mangir yok, yavaştan sokuldum. Muza kalk gidelim derken manav gördü. Para vermeyecek miydin ya? Öyle şeylere de para verirsek ooo! Hepten zil kaldık abi. Yak bir tane. Yeni armandır. Ben tiryakiyim. Sen neden düştün karakola? Hiç. Kavga mı ettin? Evet. Yoksa anacığına mı sövdüler? Benim annem yok. Benim de. Benim babam da yok. Hiç kimsem yok. Bir sürü arkadaşım var. Hepsi ergele. Beni arkadaşlarım çok sever. Beni kimse sevmiyor. Böyle daha iyi zaten. Ben de hiç kimseyi sevmiyorum. İki tarafı barıştırmanız iyi oldu. Yoksa çocuğun başına epeyce bela gelebilirdi. Durumu bildiğim için söylüyorum. Cevdet aslında haklı. Ben de olsam aynı tepkiyi gösterdim. Maalesef onu içinde bulunduğu şartlardan kurtaracak güçte değiliz. Babasını ikaz etseniz... Nezarethanede bir çocuk olacak, onu buraya getirin. Başüstüne! Bir baba öz evladına karşı nasıl bu kadar ilgisiz, nasıl bu kadar anlayışsız olabilir? Boş laflar konuşuyoruz komiser bey, faydasız laflar. Ortada acı bir gerçek var. Siz bu akşam Cevdet'i nezarethaneden çıkartmanın... ...meseleyi tatlıya bağlamanın rahatlığı için de evinize gideceksiniz. Yarın bu olayı hatırlamayacaksınız bile, ben de öyle. Başarısızlığımı, güçsüzlüğümü maskeleyecek sebepler uyduracağım. Mesela, adamın hususi hayatına ne diye karışabilirim? Öğrencilerime nasıl baskı yapabilirim diyeceğim. Akşam karıma Cevdet'i karakoldan kurtarışımı anlatacağım. Kendimi büyük bir kahramanlık yapmış gibi göstereceğim. Peki Cevdet ne olacak? Onun hayatında iyiye doğru bir gelişme olacak mı? Bir tane, zarar vermez. İstemem. Efkar dağıtır. Hadi yak! İstemem. Komiser bey seni istiyor. Güle güle! Belki yarın beni de bırakırlar. Gelir seni bulurum. Anas mı aldık? Güle güle! Başka çare yok. Okula da gelmemezlik etme. Ben babanla konuştum. Hadi.
mahalleden. Doğru, en iyisi iki katlı bir ev bulalım. Başka bir mahallede. Ya! Bu dedikoducu mahalleden gidelim diyorum. İki katlı bir ev bulup Muhsine teyzelerle beraber taşınalım. Sen bilirsin. Ya o amca, ne oldu bugün sana? Oğlunu düşünüyor herhalde. Nesini düşünecek? Öyle asi evladın nesi düşünülür? Ben olsam sittin seni aramam, ya! Karakoldan çıkmış diyordun. Çıkmış ya! Öğretmeni çıkartmış. Hadi amca, düşünme! Of, içim sıkıldı vallahi! Biraz çalsana Muhsine teyze! Şimdi sırası mı kız? Sırası, sırası! Hadi öyle olsun! Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare! Çaresiz dertlere düştüm, doktor beyim bir çare! Kim o? Benim Zehra Hanım teyze, Cevdet! Ah evladım, ne işin vardı senin bu saatlere kadar sokaklarda? Hiç, dolaştım! Öyle ya, evde oturup da ne yapacaksın? Seninkiler yine ilk akşamdan düştüler! Şarkılar, maniler, kıyametler kopuyor ya! Sizin avludan geçebilir miyim? Geç evladım, geç yavrum, geç! Ah! Lüzum yok. Kaç para aldın? Bilmiyorum. Adem! Ne oluyorsun be? Yapma Adem! Bu gece yapma hiç olmazsa! En uygun bu gece! Hazır oğlanı da kovdum. Benim burada olduğumu biliyor mu? Bilmiyor. Sızlıktan sonra basıp gittim mi be? Oğlunun gece eve gelip babasını soymadığı ne malum? Suçu Cevdet'in üzerine atarız. Thank you.
Bir şey yapmadın, çalmadın. Peki 28 bin lira ne oldu? Uçtu mu? Hatırlamaya çalış. Bilmiyorum, bilmiyorum. Akşam evde başka kimse var mıydı? Misafir filan? Vardı. Komşu şoförle annesi vardı ama gece yatsına bizde değillerdi. Hiç kimseden şüphelenmiyor musun? Hayır. Hiç kimsenin günahına giremem. Bu benim kaderim. Kötü talihim. Götürün, ötekiler gelsin. Hadi baba. Bir tevkif müzekkeresi hazırlayın. Şehnaz, Şehnaz! Üzülme İhsan efendi, her şey hallolur. Beni tevkif ediyorlar Şehnaz. Kendimi düşünmüyorum ama sen ne yapacaksın tek başına? Sen merak etme İhsan baba, yengenin her ihtiyacıyla meşgul olurum. Merak etme İhsan efendi, biz varız ya. Hadi! Allah'a ısmarladık Şehnazcığım. Allah tez vakitte kurtarsın. Şehnaz hanginiz? Korkma, konuştuğumuz gibi. Çocuk, belki o, bilmiyorum. Hepinizin alacağı olsun demişti. Gece bir tıkırtı duydum ama kedidir dedim. Kimsenin günahını alamam. Babası dövmüştü, sonra da evden kovdu. Biz yemekten sonra eve döndük. Bilmiyorum. Belki de ihtiyar. Ama bu kadar parayı ne yapacak? O çocuk Yezid'in biri. Ahlaksız. Kim bilir? Yine de kimsenin günahını alamam. Allah var, bir şey görmedim. Cevdet'in babasını polis yakalamış, onu mu söyleyeceksin? Anneyden biliyorsun? Oo, herkes biliyor. Polisler evlerini aramış. Bana kalırsa o şoför çalmıştır paraları. Polis Cevdet'ten şüpheleniyormuş. Babam o çalmıştır diyor. Cevdet mi çalmış? Evet, Cevdet, o çalmıştır. Sinemaya gideceksek geç kalmayalım. Ne oynuyormuş? Yedi bela. Ben eve gidiyorum. Sen de gel. Olmaz, annem kızar. Hadi gidelim, öğretmen geliyor. Çocuğun çalmış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ben de. Çık olma, bir şey olsa tehkif ederlerdi. Bir şey mi söyleyecektin öğretmen? Bana söyle. Baban hasta, evde seni bekliyor. Hadi gidelim. Beni kandıramazsın, babam hapiste, senin yüzünden. Babamın paralarını sen çaldın, biliyorum. Polise de söyleyeceğim. Kimseyi inandıramazsın, polis seni arıyor, hapse atacaklar. Ama istersen ben seni kurtarabilirim. Para da veririm sana.
çıktım be! Ben de seni düşünüyordum. Birazdan sizin mahalleye gelecektik. İyi ki gitmedin. Ben artık bizim mahalleye gitmiyorum. Evden mi kaçtın? Neyi? Artık beraber dolaşırız, değil mi? Adem abi! Beni görmesin! Vay şoför güzeli, ne haber? Bırak şimdi alan! Sana bir şey soracağım, bilirsen bir teklik! Ona manda gözü derler, şoför güzeli sor bakalım! Şöyle 11-12 yaşlarında esmer bir velet gördün mü buralarda? Pasa et tek değil, söyleyeyim ismini! Kimin? Veledin! Dalga geçersen marizi yersin ha! Orası belli değil daha şoför güzeli! Sen pasa et tekliği karışma gerisine! Haberekat! Cevdet değil mi adı? Nereden biliyorsun kız? Bu fakirin bilmediği şey yok abi! Şeytanın göbek attığı yeri bile bilirim ben! Sahi nereden biliyorsun? Polis nezaretinden! Sizin mahallede oturmuyor mu? Tamam mı? Kaçıyordu az önce! Bir iki laf ettik ayaküstü! Sonra aldı voltasını! Nereye gideceğini söylemedi mi? Buradan ötesini ben değil, 2,5 konuşur abi! Çakarsın ya, bizim abi de zillik kırmak ister! Gevezelik etme lan, söyle! Çabuk be! 2,5 teklik! Al, ama yalan söylersen yakanı elimden kurtaramazsın! Ha, berekat! Ne tarafa gitti? Dolmabahçe'ye doğru! Doğru söylüyorsun, değil mi? Yalansam ölünü öpeyim abicim! Ah, hergele! Beni öldürecek! Ne? Öldürecek mi? Evet, öldürecek beni! Kaçalım buradan! Hadi gel, ben seni saklarım! Hadi, bizim Kadir'le atlayalım! Buna mı? Adem'in oğlu değil mi bu? Tramvayda Çingene kızıyla beraberdi. Adem'den de ses çıkmadı. Bize madik atmaya kalkmasın. Yalnız başına bir alt edemez. İhbar ederim şerefsiz. Tamam demek. Tamam. Kara çanta para doluydu. Fabrika parası oğlum. Anlamadım. Fabrika parasıyla dosota vermezler mi? Çok kadarsın vallahi billahi. Yalnız bir müddet paraya dokunmamak lazım. Bekleriz. Bir de karıyı uçurmak lazım mahalleden. Aptalım biri, gevezelik eder diye korkuyorum. Bize getir, bizim dalgayla beraber otursunlar. Moru attılar mı içeri? İçeride ama asıl çocuktan şüpheleniyorlar, biz de onun üzerinde işledik. Bir pislik çıkarsa o pisten çıkacak. Niye? Biliyor. Polise söyleyeceğim. Demin geçtiler buradan. Deme! O Çingene kızıyla beraber, hani orada burada göbek atar! Akşamdan beri peşindeyim! İki defa kıstırdım, temizleyemedim veledi! Ya söylerse? Polise gidemez, korkar! Yalnız bir an önce hesabını görmek lazım! Sağlama gidip susturmalı! Bizimkilerin arasına girersen hiç korkma! Hadi gel!
Ne polis bulur burayı ne Adem. Hiç kimse bulamaz. Bizimkiler dönmüş, gel. Hafız yoksa çıngar çıkar ha! Kesin! Kesin oğlum! Sallıyoruz ya abi! Abi be! İyi salla bakayım! Hadi abi! Yuuu düşüş! Abi! Kısır lan trakandan başlarım ha! Abi be! Yarmangırları da anamdan avradımdan başla istersen! Abi! Aman da abi! Atlarım! Hadi! Ne oluyor be? Susun lan! Kim bu mahallebi çocuğu? Bildiğin gibi değil, Böcek abi, o da bizden. Geçen de karakolda tanıdım. Kavga etmiş, içeri atmışlar. Şimdi de polis peşinde. Hırsızlık suçundan arıyorlar. Hem büyük hırsızlık. Bana bak! Bize fiyaka sökmez. Öyle hırsızlıktan değil, adam öldürmekten hapse girmiş çıkmış adamım ben. Kaç numara giyiyorsun? Neyi? Ayakkabını! 36! İyi, çıkar o ayakkabıyı ayağından! Niye? Ben giyeceğim! Böcek abi! Sen karışma! Dokunma ona! Vay, hırsıza bak! Ben hırsız değilim! Ya, camiden mi geldin buraya? Çıkar ayakkabıları! Elbiseleri de çıkar! Hadi sen ulan! Gel kendin çıkar! Bir de dikiliyor ha! Heh! Bana bak lan! Ben buranın kralıyım! Sayın şunu lan! Çekilin! Ben de bunu sizin yanınıza bırakırsam bana da Cevriye demesinler. Gözetin şuraları! Nereden bilirdim böyle olacağını? Alacakları olsun! Hadi, dışarı çıkıyoruz, toplanın bakalım lan! Hey! İşe çıkıyoruz dedik, duymadınız mı? Bana bak malevi çocuğu! Burada benim sözüm geçer! Ya bizim usullere uyarsın, yahut da voltanı alıp duyarsın! Anladın mı? Hadi yürüyün! Hadi! İçsene! Canım istemiyor. Nem var? Paralar ne oldu? O ciheti hiç merak etme! Arabayı hemen alacak değiliz. Çok daha sonra. Hele işler biraz yatışsın. Korkuyorum. Boş ver! Sen yarından tezi yok. Pılını pırtını toplar, mahalleye de ada pazarına teyzeme gidiyorum diye yayıp bizim Demsey Necip'in evine taşınırsın. Biz bir müddet daha mahallede kalırız. Şüpheyi celbetmemek için. Laf olmasın. Beni yalnız bırakmayacaksın, değil mi? Deli misin? Her zaman sevecek misin? Her zaman. Ya bırakırsan? Tamam mı? Bir iki parça daha var. Ne yapsın taze? Adapazarı'na teyzesinin yanına gidiyormuş. Kocası hapiste. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Tek başına bir evde oturacağını. Siz varsınız mı? Acele edelim, arabayı bir saatliğine aldık. Tamam.
Yoksa ne istiyorsun kız? Aslan abim benim. Hasan öğretmeni göreceğim. Çok mühim bir işim var. Olmaz, dersteler. Hadi çık bakayım dışarı. Çok mühim. Mektep dağıldıktan sonra görürsün. Göbek atarım bırakmazsan. Olmaz sonra. Dedik ya, yasak. Bırakacak mısın? Yapma, yapma. Ay. Dur diyorum sana. Benim. Ne oluyor burada? Kimdir bu kız? Ne istiyorsun kızım? Gel. Bir sivil iki resmi. Ben burada saklanıyor. Durun, ilk önce ben gireyim. Yok mu? Affedersiniz. Vazifemiz ama bir küçük kızın sözlerine kanıp buralara kadar gelmek biraz tuhaf oldu. Haklısınız. Durumu daha iyi tahkik etmeliydim. Anasmalar! Yeni bir şey olursa bize haber verirsiniz. Vallahi yalan söylemedim. Peki, nerede öyleyse? Bilmem. Okuldaki kâpaz herif de ayrı. Cevdet'i hakikaten görürsen al bana getir. Evet abi, okula değil. Yahut da söyle polise teslim olsun. Hafız, sen içeri bak. Hadi. Kimse yok, Cevriye var yalnız. Ne dürtüyorsun be? Kalk ayağa. Neredeydin be Cevdet? Dur bakalım. Dostunu maliz dedik diye bizi kanmazlar. Dokunma! Vay, hanım evladı. Eh, şu iğneye bakın. Ulan Erbo, sen bana dikilebilir misin bakayım ha? Boş ver Cevdet! Boş vermezsen ne olur? Sen çekil! Hah, hanım evladına bak, hafta şunu nasıl koruyorum? Ne dedin? Bırak yakamı, fena yaparım. Söyle, ne dedin? Hafta olsun değil mi yani? Karışmayın! Yeter Cevdet!
gezmeye çıkacak mıyız Cevdet abi? Evet, çıkıyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız abi! Hadi öyleyse. Cevdet! İnsan bedeninin küçük dertlerini izale etmek için. Esas dert cemiyette. Cemiyetin dertlerini izale etmek için ilaçlar bulmak lazım. Hı. Değil mi ya beyefendi? Evet. Mesela bilhassa çocuklara karşı çok anlayışlı, çok şefkatli olmamız gerektir. Çocukları sevmeliyiz, onları korumalıyız ki cemiyete sağlam birer uzuv olarak yetişsinler. Çocuklar cemiyetin nüvesi, çekirdeği, ha? Düş! Yapmayın, yapmayın diyorum! İmdat, polis, polis, imdat! Burası mı? Burası olacak, hadi gidelim! Hadi! Bu surat ne be? Üç gündür neredesin? İşim vardı. Başka kadınlarla değil mi? Saçmalama! Kocamdan çaldığım paraları başka kadınlarla yedirtmem, anladın mı? Şimdi kıymetli mi oldu? Dişi köpek gibi kuyruk salladığın günleri unutma! Seni adam sanmıştım! Doğru konuş! Ne oldu? Hani boşatacaktın beni kocamdan? Hani evlenecektik? Hani otomobil alacaktık? Küçük bir evimiz olacaktı. Nerede? Her şeyin zamanı var. Beni kandıramazsın. İstersen. Her şeyi anlatacağım polise. Artık tahammülüm kalmadı. Bu hayatın mahpusluktan ne farkı var? Ah! İhbar edeceğim! Ah! Şeşbeş. Zarları iyi salla yoksa trakandan başlayacağım ha. Sallıyoruz ya abi. Kesik. Ula ne yapıyorsun? Zar tutuyorsun. Cevdet abi! Ne var? Bulduk! Gel hele! Benim yerime oyna! Sabahtan beri adamın peşindeyiz. Hı, evi de bulduk. Ne oldu? Sözün kısası, arkadaşıyla bir garaja gittiler, bir otomobile baktılar, pazarlık... Bana verdiler mi? Vermediler. Vermediler. Düştük sonra peşlerine, akşama kadar. Sonunda evi bulduk. Üçü de eve girdi. Bu akşamdan itibaren evi gözetlemeye başlamalı.
İşte burası Cevdet abi. Burası. İçerideler. Ne yapacağız? Onları korkutacağız. Nasıl? Bir taş verin bana. İp var mı? Ne olacak? Saklanın! O ne? Polis peşinizde! Hepiniz öleceksiniz! Kırmızı eşarplılar! Ettiğiniz iyi oldu. Böylece hem suçunuz hafifleyecek. Tahammülüm kalmadı komiser bey. Hem de kocanızı hemen tahliye etmek imkanı hasıl olacak. Biz durumu yakından takip ediyorduk. Şoför Adem'in de sizin de hareketleriniz göz altındaydı. Adem'in parayı sakladığı yeri tespit edemediğimiz için beklemeye uygun bulduk. Başka kadınlarla yemişti. Hayır, yemedi. Adem bugüne kadar o paraya dokunmadı. Nereye sakladı öyleyse? Meydana çıkacak herhalde. Neyse. Siz eve dönün ve hiçbir şey belli etmemeye çalışın. Buraya gizlice geldim komiser bey. Duyarsa beni öldürür. Artık kurtuldun. Kadın parayı Adem'in çaldığını söylediyse senin suçsuz olduğun meydana çıktı demektir. Ne faydası var? Niye? Polis şimdi de bizi yaptığımız fenalıklar için arıyordur. Bizim hiç kabahatimiz yok ki. Hem ben intikamımı kendim almak istiyorum. Yengeç nerede? Adem'in peşine gitti. Temizlenince araba kız hep gibi oldu. Hep de satıverdin, kısmete bak be! Hem de mavi! Peki usta, bizi tanırsın. Yerimiz de malum. Bir tecrübe uçuşu yapalım ha! Peki sahibi ne der? Sen al şu yüz papeli. Komisyonun ayrı tabii. Bir bakalım ha. Araba dediğin gibi ise fiyatta mutabıkız. Para peşin, kırmızı meşin yavrum. Peki dediğiniz olsun. Arabanın parasını verdiler mi? Vermediler galiba. Öyleyse parayı sakladığı yerden bu akşam alacak. Hemen harekete geçmemiz lazım. Sen benimle gel istersen. Ben de geleyim Cevdet abi. Sen burada kal. Çocuklar gelince söyle, bir yere ayrılmasınlar. Benden haber beklesinler. Peki Cevdet abi! Hadi gelin bakayım, hadi! Helal! Helal!
Yürü, yürü dersin Allah yani. Allah. O kadar sevinmeyin bakalım. Uçuyorum tatlım, uçuyorum. Ayşe. Çabuk ineceksin bu gidişle. Bir şey mi oldu yenge? Adem'inki. Şüpheleniyorum. İhbar mı etti yani? Şehirnaz hepinizi ihbar etti, bu gece öleceksiniz, kırmızı eşarplılar. Gene dayak faslı başlıyor. Kağıtta ne yazıyordu? Bilmem. Bu taş dalgasından bir şey anlayamadım. Bu gidişle evde cam kalmayacak. Ben bir dışarıya bakayım. Adem! Demek polise ihbar ettin ha? Yapma! Oyna bakalım, karı ihbar ettiyse ne yapacaksınız? Ne oldu, ağzından laf alabildin mi? Bilmiyorum, bir şey söylemiyor. Belki bir gevezelik etmiştir. Dışarıda da kimse yok. Ben paralar almaya gidiyorum. Ben de gelin mi? Siz kadına mukayyet olun. Merak etme, hemen dönerim. Bu akşam işi bitirmek gerek. Hadi eyvallah. Thank you.
gevden. Beni affet yavrum. Biliyorum bütün kabahat bende. Suçlu benim. Acele edin, kan kaybediyor. Gevden, gevden, yavrum benim. Seni bu hale. Suçlu benim. Hepimiz suçluyuz İhsan efendi. Az veya çok. Bakın. Polis şimdi onları ıslahanelere yerleştirecek. Ama asıl mesele yeni Cevdetlerin doğmasını önlemekte. Cevdet gelmiş çocuklar. Sahi mi ya? Müdürün odasında öğretmenle konuşuyor. İyileşmiş mi? İyileşmiş tabii, Cevdet hiç ölür mü? Ne olmuş, ne olmuş? Cevdet hastaneden çıkmış, müdürün odasındaymış. Cevdet gibi var mı be? Adamı nasıl hakladı? Onun kıymetini zamanında bilmedik. Geliyorlar! Geçmiş olsun Cevdet. Geçmiş olsun Cevdet. Geçmiş olsun Cevdet. Geçmiş olsun Cevdet. Hoş geldin Cevdet. Merak edecek bir şey kalmadı.